Sayın Şahin, e, siz ne dersiniz şimdi Sayın Akşener isimsiz aday açıklamasını çıkışını yaparken e, bu konuda anlaştığı uzlaştığı biri var mı? ya Ankara'da böyle kulisler var mı elinizde? E, böyle konuşulan e, isimler var mı? Onu sorayım size. Oradan da e, artı olarak bu konuyla ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi konuşulan isimler hep vardı, yine var. Ama onlara geçmeden bence aslında. Bizim kamuoyunun şunu tartışması lazım hani isimsiz sıradan işte hiç etliye sütliye karışmayan bir cumhurbaşkanı öyle mi? Yani dünyanın hali ortada az önce Ukrayna'ya bağlandınız Mücahit Topçu bu arada ben de meslektaşımı tebrik ediyorum yani savaşın başından beri orada o da kameraman arkadaşlarımız da gerçekten çok iyi gazetecilik yapıyorlar yani canlarını tehlikeye atacak derecede bir kaosun içerisindeler. Şimdi dünya yanıyor Fulya Hanım. Her şey birbirine girmiş pandemiden itibaren. Ee, ekonomik kriz var. İşte gıda fiyatları yükseliyor. Yüksek enflasyon dönemi. Savaş çıkmış. Ve biz böyle bir süreçte topluma diyoruz ki muhalefet olarak söylüyorum. Ey Türk halkı sen benim adayımı seç. Yüzde ellinin üzerinde oy da ver. Ama o sembolik olacak. Peki kim yönetecek ülkeyi? O belli değil. O belli değil. Ya düşünebiliyor musunuz? Şöyle kaotik bir ortamda biz hiçbir şekilde devlet yönetme tecrübesi olmayan hani no name isimsiz en ufak bir işte uluslararası siyaset bilmeyen bir ismi cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve o ülkeyi yönetecek. Yani bu hani ayakları yere basmayan bir proje, bir siyaset mühendisliği çalışması ama asla tutmayacak bir siyaset mühendisliği çalışması. Hadi mesela şimdi iktidarda Cumhurbaşkanı makamında Sayın Erdoğan değil de Sayın Akşener'in dediği gibi isimsiz bir e, figür olsaydı... Telefonu kaldırdığında Biden'la, diğer telefonu kaldırdığında Putin'le görüşen Recep Tayyip Erdoğan değil de... Anayasa Mahkemesi Başkanı olsaydı geçmişteki gibi, Ahmet Necdet Sezer olsaydı... Şimdi bakın, insanları eleştirmiyoruz. Söylediğimiz zaman birileri yanlış anlıyor. Ama o insanların icraatlarına bakıyorsun... Mesela çok önemli bir anekdottur. Bir tarihte Sayın Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iş adamları diyorlar ki bir ülkeye gidecek galiba bir Balkan ülkesi. Bizim diyorlar ya orada ticarette yaşadığımız sıkıntılar var diyorlar Sayın Cumhurbaşkanım diyorlar. Hazır oraya gitmişken hani o ülkenin yetkilileriyle bunu konuşsanız diye. Hani nazik bir üslupla kendisine bu konuyu iletiyorlar. Diyor ki ben sizin iş takipçiniz miyim? Şimdi aslında haklı. Çünkü o öyle cumhurbaşkanlığı yapıyor. E şimdi bugün dünyanın içinde bulunduğu konjonktürde biz böyle bir Cumhurbaşkanı mı seçeceğiz? Hem de yüzde %50 artı 1 ile topluma siz bunu mu anlatacaksınız? Yani bu dediğim gibi ayakları yere basan bir proje değil. Ee, sorumuza gelecek olursak, e, şimdi kimler konuşuluyor? Yani Sayın Kılıçdaroğlu artık hani bu tarafta açık ara önde gözüküyor. Yani ben iki belediye başkanının da şu saatten sonra e, parti içi dengeleri aşarak, aday olabilecekleri kanaatinde değilim. Yani çok sürpriz bir gelişme olması lazım. Ama o masa yıkılacaksa, o masa devrilecekse bunun da İyi Parti tarafından yapılacağı kanaatindeyim. Yani Sayın Akşener tarafından yapılacağı kanaatindeyim. Çünkü orada ciddi bir sorun var. Yani o gözüküyor. Yani İyi Parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyor. Bunu diğer parti genel başkanlarına yaptıkları görüşmelerde de dile getirdiklerine dair kulisler var. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu'nun da bizim taban Kemal Bey'e oy vermez dediği rivayet ediliyor. Kemal Bey'e en yakın isim olarak şu anda AK Parti'de geçmişte Başbakanlık ve Bakanlık koltuklarında oturmuş olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gösteriliyor. E, Gültekin Uysal da Demokrat Parti Genel Başkanı da Kemal Bey adaylığını destekliyor. Çünkü Demokrat Parti'nin e, CHP kontenjanından kimine göre 3 kimine göre 8 milletvekili alacağı söyleniyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in şurada ikna etmesi gereken birinci isim Meral Akşener. Sayın Akşener gözüküyor. Hani masa devrilecekse oradan devrilecek. Sürpriz bir şekilde siz söylediniz diye söylüyorum bunu. Kulislerde konuşulan mesela eski dışişleri bakanlarından Murat Karayalçı'nın da ismi son dönemde sık sık dile getiriliyor. Yine işte eski bir anayasa mahkemesi başkanının ismi zaten sık sık gündeme getiriyordu. Ben buradan açıklamayayım. Ama ben bu kulis bilgilerini çok da ciddiye almıyorum. Bunlar hep konuşuluyor. Aday kuvvetle muhtemel bence Kemal Bey olacak. Öyle gözüküyor. Yani CHP burada bu ittifakın ana omurgasını oluşturan parti. Sonuç itibariyle bu. O ittifakın çok ciddi bir şekilde yıkılması, seçime çok yaralı girmeleri anlamına gelir. Ha burada tabii dikkat edilmesi gereken kişi kim? Bence yine Ekrem İmamoğlu. Çünkü Ekrem İmamoğlu bugüne kadar kendisine yapılan tüm baskılara rağmen... Ben aday olmayacağım da demedi, genel başkanın adaylarını destekliyorum da demedi. Yani Kemal Bey bir darbe alacaksa bu ya İyi Parti'den ya da Ekrem İmamoğlu'ndan olacak. Orada bir sürpriz olursa bence e, bu iş tehlikeye girer. Ekrem Bey böyle bir cüretkarlık göstermezse, Sayın Akşener e, ikna edilirse bence e, orada aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Peki e, şunu da sorayım size. Sayın Akşener'den Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'na veto mu geldi o zaman adaylıklarına? Akşener'den İmamoğlu'na veto gelmez. Ee, orada çok sağlam bir ilişki olduğu görülüyor. Hatta yine bir kulis bilgisi İmamoğlu'nun da hala gözünün Sayın Akşener'den gelebilecek bir destekte, bir destek açıklamasında olduğu da rivayet ediliyor. Yani orada şey belli yani o yüzünde... Rabbi Yesir'i gördüğü günden beri, Fatih'e benzettiği günden beri zaten Akşener'in gönlünde yatan aslanın İmamoğlu olduğu çok net ortada. Ee, hal böyleyken oradan İmamoğlu'na bir veto gelmez ama Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı sadece Akşener'in değil İyi Parti içindeki etkili bazı isimlerin de bu adaylığa karşı çıktığını biliyoruz. Hatta enteresan bir şekilde İyi Parti'de Meral Akşener'in aday olması için ...baskı yapmaya çalışan bazı milletvekilleri de var. Bunları da biliyoruz. Yani Dolayısıyla burada eğer ilerleyen süreçte çarşı çok karışırsa... ...biz Meral Akşener'in kendisinin de adaylık ilanında bulunabileceğini görebiliriz. Daha seçime çok zaman var. Daha çok köprülerin altından sular akar. Bütün bunlar ihtimal dahilinde an itibariyle. Peki e, Sayın Gümüş sizinle devam edelim. İsimsiz aday belirlenirken... Hangi kriterlere göre belirlenecek? Nasıl bir isim tercih edilecek? Onunla ilgili sizce ne düşünülüyor olabilir? Bana göre 6 artı 1 e, ittifak içinde olan partilerin dediğini yapacak olan bir kişi olması gerekiyor. Yani e, bu isim kim olabilir? İsimsiz bir isim yani Meral Akşener öyle söylemiş. E, hepsinin dediğini yapabilecek birisi olması lazım ki e, o kişi aday olabilsin. Ama benim anlamadığım taraf şu yani e, hala daha biz bundan iki hafta önce masadan birisi çıkacak mı aday çıkacak mı diye tartışmıştık demek ki o masada aday bile konuşulmamış. Yani 41-42 sayfalık bir şey yayınlıyorlar güçlendirilmiş işte e, parlamento diyorlar ama e, parlamentoya mı güç veriyorlar başka yerlerimi güç veriyorlar tartışılır işte okuduğumuz zaman ortaya çıkıyor ama e, benim anladığım kadarıyla hala daha bir e, savaş var aralarında e, işte ekonomist Kılıçdaroğlu diyor akşener diyor isimsiz olacak diyor yani İmamoğlu buradan bastırıyor ben olacağım diyor Gerçi biraz son zamanlarda e, sessiz kaldı ama yani İmamoğlu'nun e, ben Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığından kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum açıkçası. İsimsiz aday meselesine gelince, isimsiz aday biraz bana göre sıkıntılı. Sayın Hocam da biraz önce söyledi, işte biz Ahmet Necdet Sezer de, ondan sonra işte Sayın Ekmelettin İhsanoğlu da, yani Ekmelettin İhsanoğlu belki isimsiz değildi ama, sonuç itibariyle o da isimsiz adaydı. Yani çok başarılı olacak bir, ee, durum olduğunu görmüyorum. Aday olarak görmüyorum. Çünkü karşılarında karşısında Cumhur İttifakı'nın işte 20 yıldan beri e, işte Türkiye'yi idare eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. 25 yıldan beri işte Türkiye'nin gündeminde belediye başkanı olarak işte e, devlet adamı olarak. Yani karşısında olan no name, isimsiz birisinin e, çok büyük bir e, şansı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Ama e, bu eee tartışma çok su kaldırır yani Sayın Kılıçdaroğlu Sayın e, akşener isim sizden de vazgeçer Sayın Kılıçdaroğlu adaylıktan da vazgeçebilir e, sonra bir isimle de e, birleşebilirler e, fakat hala şu anda masada aday yok aday hala tartışılıyor e, Demek ki biz iki hafta önce yanlış şey tartışmışız aday falan konuşulmamış sadece bu işte güçlendirilmiş parlamenter sistemi nasıl yaparız diye tartışılmış. Hala daha peşrev çekiliyor yani. Peki, Bana göre e